sağ ol. Buraya kadar zahmet ettin. Bunca yolu tek başına dönmene müsaade edemezdim. Sen nasıl döneceksin? Yürüyerek. Tamam. Ama çok dikkat et, olur mu? Merak etme. Güllü. Hani biz ne olacağız diye sormuştun ya. Su yolunu bulur. Biz ne kadar o suyun iki ayrı yakası uzakta. Halide Hanım şimdi bunu duyunca ne yapacak bakalım? Alo, Halide Hanım. Size havadislerim var. Kiminle görüşüyorum? Ben Gülizar. Halide Hanım'la görüşecektim. Halide Hanım müsait değil. Ah, Kemal Bey siz misiniz? Gülizar. Kemal mi? Kemal. Güllü. Beni mi aradın? Yok. Aslında Gülizar buraya aradı. Gülizar mı oraya aradı? Sen neredesin ki? Ne var? Ne istiyorsun? Halide. Evet, benim Halide. Ne oldu? Kemal yanımda diye çok mu şaşırdın? Gülizar, telefonu sen mi açtın? Hanımım. Gülizar, Halide'yi sen mi aradın? Evet. Halide Hanım'ı beni aradım bir şey için. Ama Kemal Bey çıkınca çok şaşırdım. Senin Halide ile ne işin olabilir ki Gülizar? Cevap versene. Onun bir eşyasını bulduydum ben. Eşyasını. Tokasını yani. O da çok uzun zamandan beri onu arıyordu. Onu bulduğumu haber vermeye aradım ben onu. Gülizar, ne altlar karıştırıyorsun bilmiyorum. Ama eğer öğrenirsem canını fena yakarım. Yok bir şey. Tarlaların ekilmesi ona da yarar ama
Aha. İtan çoma hazırla. Geliyor sizinki. Selamun aleyküm. Bir çayınız yok mu? Çitlikle çay mı bitti Serap Hanım? Hem bir çayınızı içmek hem de konuşmak istedim. Fena mı? Fena ya. Senin olduğun yerde fenalık biter mi? Şşş, gelmez. Yok, fenalık yok. Hayırlı bir iş için konuşmaya geldim. Buyur hanım, seni dinliyor. Ben artık bu husumet sona ersin istiyorum. Size çok haksızlık ettim. Kurulu düzeninizi bozdum. Sizden özür dilerim. Bundan böyle artık eski günlerdeki gibi olsun. İstediğiniz gibi ekin biçin. Bana da mahsulün üçte birini verin, uzlaşalım. Yani Sedat Bey'in babasının zamanındaki gibi öyle mi? Evet. Yalnız sizden bir ricam olacak. Olabildiğince geniş bir alana pamuk ekmenizi istiyorum. Ben de bu hususta size yardımcı olacağım. Yani bize yemeğe vermeyeceksin öyle mi? Ne ekiyorsak onun üçte ikisi bizim olacak. Evet. Umarım teklifim sizin için makuldür. Vallahi benim için değildir. Neden değildir? Pamuk fiyatları malum. Gün geçtikçe düşüyor. Belki daha karlı bir şey ekmek isteyecek. Bana pamuk lazım. Teklifim ancak pamuk ekerseniz geçerlidir. Serap Hanım'ın teklifi makul. Hem evlerinizde, topraklarınızda oturmaya devam edecek, hem de emeğinizin karşılığını alacaksınız. Bana hiç öyle gelmiyor. Bugün fabrikada işler kötü diye bize pamuk ektiriyor. Yarın fabrika basta, çıkın gidin topraklarımdan diyecek. Yok, öyle değil. Merak etme, demeyeceğim. Söz veriyorum. Vallahi kardeşim, Serap Hanım'ın teklifi bence makul. Siz ne diyorsunuz kardeşim? He? İyi. Anlaştık o vakit. Gülbe. Ne oldu Kemal? Halide konuşmak için gitmiştim. Niye gittiğin beni ilgilendirmez. Açıklama yapmak zorunda değilsin. Gördünüz mü ağalar? İnsafa geldi Serap Hanım. Bu iş benim içime sinmedi arkadaşlar. Bu işin altında da bir bitleniği var ama görürüz yakında. Ya sen de buldun, bunu yan be Yılmaz kardeşim. Bak yakında evleneceksin, çoluk çocuğa karışacaksın. Serap Hanım'ın teklifi hepimizi ihya eder, ihya. Öyle değil mi kardeşim? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.